Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kırmızı mercimek köftesi tarifimi sizlere sunuyorum. Gerçekten sağlıklı ve çok lezzetli bir tarif. 1 su bardağı kırmızı mercimeği ve 2,5 su bardağı da suyu gördüğünüz gibi cezve şeklindeki büyük bir tencere içerisine alıyorum. Haşlama için kaynamaya başladı. Köpüklerini almıyorum. Dilerseniz sizler köpüklerini de alabilirsiniz. Geri kalan malzemeleri sizlere sayıyorum. 1 adet yumurta, tuz, karabiber, kır, kırmızı toz biber, kimyon, kurutmuş olduğum bir yemek kaşığı e, maydanoz var. Sizler tazesinden ince kıyıp bir tutam kullanabilirsiniz. Kuru soğan ve 2 diş sarımsak, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Orijinal tarifinde kabartma tozu yoktu. E, ben böyle daha hafif yumuşak bir... E, Dokunuşu olsun yani yerken o şekilde olsun diyerekten bir paket kabartma tozu kullanmak istedim. Sizler dilerseniz kabartma tozu kullanmayabilirsiniz. Kuru soğan ve iki diş sarımsağı robotta çekiyorum ve suyunu da sıkıyorum. Çünkü bir hayli ince hale geldikten sonra sulanmış oluyor. Ama tabii ki tamamıyla de çok aşırı derecede inceltmeyelim. Ve bu şekilde bakın suyunu da tamamıyla çekmişti. Hamurum su bir kıvam almıştı. Artık ocaktan aldım. Daha çabuk soğuması için derin bir kap içerisine boşaltıyorum. Soğuk hale hemen hemen soğuk hale geldikten sonra üzerine bir adet yumurtayı, soğan ve sarımsakları baharatlarını koyuyorum. 1 yemek kaşığı kurutmuş olduğum maydanozu koyuyorum. 1 su bardağı unu ve 1 pakette kabartma tozunu koyuyorum. Hamur yoğurur gibi yoğurmaya başlıyorum. Köftenin dokusu bakın bir hayli de cıvık. Dolapta birkaç saat dinlendiriyorum. Sizler bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Hafif biraz ele yapışmayan biraz sert bir dokuya sahip olması lazım ki rahat çalışalım. Bu şekilde üzerinde streç filmle kaplamıştım. Ve birkaç saat dinlendikten sonra şöyle bir tabağa da yarım su bardağı un koydum. ben cevizden büyük yuvarlaklar elde ediyorum. Sizler dilerseniz düz yayvan bir şekil verebilirsiniz. Bu şekilde una da batırıyoruz ki daha böyle çıtır üzeri çok güzel hoş bir lezzet aynı zamanda yerken de damağınızda bırakıyor. Isınmış olan Tavadaki yağın içerisine atıyorum. Tam da bir tavalık. E, bu benim verdiğim malzemelerden bu kadar olmuştu. Bize de zaten yeterli. E, ve yuvarlak olduğu için çevirmesi de açıkçası beni biraz zorladı. Sizler e, tekrar söylüyorum, düz, yayvan bir şekil verebilirsiniz. Yani böyle top top yuvarlak değil de biraz bastırabilirsiniz. Çünkü çevirirken açıkçası biraz zorlanabilirsiniz. Ve şöyle yağlı yağ çekmiyor aslında fazla. Ama yağını biraz daha alsın diyerekten bir tabağa peçete sarmıştım. Sizler havlu kağıt da serebilirsiniz. Bu şekilde sizlere en son sunum aşamasını hazırlamadan evvel Gösteriyorum ve artık tabağıma da aldım. Yanına da ben ketçap ile e, naneli bir yoğurt hazırladım. Böyle hafif e, sarımsaklı. Şöyle sizlere daha yakından dokusunu gösteriyorum. Gerçekten çıtır çıtır mükemmel bir lezzet ve sosları ile özellikle ketçaba e, batıraraktan yemesi inanın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum çok daha keyifli oluyor. Çok daha e, lezzetli oluyor ama e, naneli kırmızı toz biberli sarımsaklı yoğurt ile de yemesi yine keyifli oluyor. Her iki, iki şekilde de benim yaptığım gibi deneyebilirsiniz. Çok lezzetliydi. Biz çok beğendik. E, umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Yaparsanız da yorumlara yazınız beğenip beğenmediğinizi olup olmadığını. Ve artık videomun sonuna geldim. Bana destek için sosyal medya hesaplarınızda çok daha fazla kişiye ulaşması için. Paylaşabilirsiniz ve e, videoyu izlerken aynı zamanda biliyorsunuz ki emek veriyoruz. Like atalım. Abone değilseniz abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.